Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün normal standart videolarımızın dışında sizlere bir şey öğretmek istiyorum. Unity içerisindeki visual scripting'i bilenler bilir zaten içinizde. Birazcık sesi arttırayım. Onu nasıl yapabildiğinizi ve temel kullanımını göstermek istiyorum sizlere. Şuraya visual script yazacağım isim olarak. Çok önemli değil zaten ismi. Sonra projeyi oluşturacağım. Projeyi arkada oluştura dursun. Sonra proje yazsın. Projeyi açtığımızda yapacağım şeylerden bahsedeyim. Öncelikle normal C içerisinde bir karakter. Karakterin hareketi. Para. Para toplama. Bir de şey normalde yapmamıştım ama şey yapabiliriz. UI'da sağ üstte bir parayı günceller atıyorum. Coin eşittir 3-5 gibi aldığımız zaman artırır. Normalde işte particle efekt ses falan da oynatılabilir ama onları yapmadan bir sistem yapacağım şimdi. Birazcık da kısa olması açısından. Şimdi bu projeyi oluştursun daha sonra içini açtığımıza devam ederiz. Evet arkadaşlar 2022 galiba ve sonrasını kullanıyorsanız zaten kendi içine gömülü halde geliyor. Onun öncesinde ismi Bolt idi sonra bunun satın aldı Unity sonra kendisi içine gömdü. İstiyorsanız şurada hemen hızlıca bir hemen şekil oluşturalım ki bir zeminimiz olsun. buraya bir klasör oluşturup materyaller diyeceğim. Bir tane materyal oluşturacağım. Bu arada bunu birazcık Unity biliyorsanız üzerine çekiyorum. Sonra ground materyal deyip bunu atacağım. Sonra bunu birazcık tonlarda bir şey haline getirip üstte çekeyim. Güzel. Bu bizim round'umuz olacak. Sonra şurada bir küp oluşturalım. Kübü şöyle yukarı çekeyim. Altında şu anda. Bu bizim player'ımız olsun. ismini player yapalım. Rengini de şöyle atayım. Rengini de mavi veya kırmızı falan yapabiliriz. Hadi farklılık olsun. Turuncu yaptım bu sefer. Hiç yapmadığım bir şey. Kamerayı alalım. Kamerayı şu şekilde bir alana sabitleyelim ki üstten görelim. Layer'ı. Şöyle mesela. Seçtikten sonra Align with View diyerek ayarlayabilirsiniz. Ya bunları öğretmiştim hep. Üzerinde durmuyorum şu anda. Normalde nasıl yaparız arkadaşlar? Bir tane Scriptler diye klasör oluşturuyor. Normal bir kodlamayla yapacağım. Sonra visual scripting'e nasıl atılabilir onu göstereceğim. Nasıl çevrilebilir. Ee, şuna player ismini vereceğim. Daha sonra player'ı buraya atacağım. Bir de hareket ettirmek için karakter controller ekleyeceğim arkadaşlar. Normalde bildiğiniz gibi karakter controller biraz daha humanoid yapılar için ama box collider'ı da kaldıracağım hatta. Şunu şöyle zemine eşitleyeceğim. Box kolaydır. kaldırmaya gerek yok galiba. Emin değilim ama kaldıralım. Şimdi bunun radius'unu birazcık artırayım. Height'ını artırmaya gerek yok bu arada. Şöyle Y'den de birazcık yukarı verirsem bu kafi olur diye düşünüyorum. Normalde başka şeylerle de hareket ettirilebilir. Ben bunu tercih ettim. Şimdi player'ı açalım. Zaten Karakter kontrolünün içinde bir kod var move diye. Onu kullanacağız. Yine rigid body ile falan da hareket ettirilebilir normalde. Açtığım zaman arkadaşlar özlemişim biraz Unity'de. Bir tane referans oluşturuyorum. Private karakter kontrolü karakter kontrolü dedim. Start'ta da karakter kontrolü referansını get component ile aldım. Kendi yazdı zaten. Buraya vektör 3 bir tane şey tanımlayayım. Move direction tanımlayayım. Bu move direction'da new vector 3 input nokta birincisi horizontal y yeah, yok zaten üçüncüsü de vertikal olacak şunun özlenmiş vertikal olacak. Daha sonra arkadaşlar zaten karakter kontrolün içerisinde move diye bir fonksiyon var. Aynen. Ama tabi bunu bir time delta time ile bir de move speed diye variable oluşturur. şöyle alt tab deyince oluyor mu? Merak ettim. Parametresi üret. Yok. Şöyle yapalım. Public Out, move speed diyeyim. Bu hareket ettirecektir arkadaşlar. Test edelim şimdi. Şöyle bir de 5 falan verelim. ile diyelim. Zaten kameramız falan doğru olacaktır. Aynen hareket ediyor gördüğünüz gibi. Tabi havada hareket ediyor çünkü karakter kontrolüyle yaparsanız gravity olmuyor aslında yapı olarak. Siz force uyguluyorsunuz sürekli zemine. Gördüğünüz gibi problemsiz bir şekilde oluyor. Şeyden ötürü birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Onu bir tık düzeltelim elimizde. Altındaki yapıdan ötürü şöyle. çok ucundan değse yeterli. Bir daha test edelim sonrasında problem yaşamayalım. Ya bir daha aşağı indirmemiz lazım. Evet. O zaten çıkıntı yapacak. Karakter kontrolörü normalde daha humanoid yapılar için tercih ediyorlar arkadaşlar. Bu sayede problem olmuyor. Evet. Gördüğünüz gibi zeminde hareket edebiliyoruz artık. Şimdi bir coin oluşturalım arkadaşlar. 3D sphere diyelim. Daha sonra bu sphere'ın scale'ini şöyle bunu değil de. Z'sini aynen şöyle kısalım. Sonra bu rotate olacak ya kodun içinde bir de rotate kodunu yazarız. Şuna coin diyelim. İleride tag ile kontrol et, edeceğimiz için şuraya bir tane coin tag'i de koyalım. Compare tag diyeceğiz çünkü. Kalanı aynı kalabilir. Onun dışında bir de buraya script olarak coin script'i koyalım. Şöyle attım. içini açtım. Burada bir tane fonksiyon yazacağım. Public void coin take diye. Parayı aldığı zaman yapacağı şeyler. Parayı aldığı zaman yapacağı şeyler aslında arkadaşlar. Bunun içerisinde bir tane print yazmak olsun. debug.log gameobject.name Parasını aldın yazsın. Sonra da destroy etsin kendisini çok da bir şey olmasın yani bunun içinde her update'te bir de rotate etsin ee, transform nokta rotate mi eu'lar rotate mi eu'lar transform nokta rotate diyeceğim. Bunu da arkadaşlar hangi eksende rotate ettirmek istiyorduk? Hemen bir test edelim. Yani y ekseninde ettirmek isteriz galiba. Y ekseninde ettirmek istediğimiz için şuna 90 çarpı time delta time dediğimiz zaman ne oluyor? Bir bakalım. Böyle bir play diyelim. Aynen dönüyor. Gördüğünüz gibi kendi şey de var. Şimdi hemen buna da bir materyal oluşturalım ki şey olsun. Bak bunu turuncu yapmamız kötü oldu. Çünkü parayı rengini ayarlayamayacağız. Hadi paranın rengi de değişik olsun. Paranın rengi de arkadaşlar mavi olsun. Böyle bir şey. Tabi almamızda etkin sistem için buraya fonksiyon yazmamız lazım. Normal on kolejini kullanamıyoruz. Onun için on controller collider hits fonksiyonunu kullanmamız lazım. Burada if hit nokta compare bunu nasıl yazacağız? If hit nokta game object nokta compare take, uh, coinse anımsadım içinde şey referansı olsun bir de public text mesh pro UGI text mesh pro UGI değil tabii ki şey point text burada arkadaşlar git nokta GameObject.getComponent deyip coin'i getirip oyunun coin içindeki coin take fonksiyonunu çalıştırsın. Altında da ee, coin text fonksiyonunu nokta text eşittir. Bir de tabi burada aldığımız coin'lerin bir sayısı olsun. Integer current coin diye. Üstünde current coin'i bir tane arttırsın. Eşitlesin. Bu da current coin to string olsun ki onu da yazıya çevirsin. Aslında bu yeterli olacaktır. Tabii böyle yaptığımız zaman burada bir text soracak Hemen UI'ni oluşturalım. Biliyorum birazcık uzun gibi geliyor. Şu anda yapmamın tek sebebi birazdan bu kodları nasıl görsel kodlamaya çevireceğimizi öğrenmek. Burada UI dedim. UI'dan da text dedim. Import essentials dedim. Geri geldim kapattım. Tam masa tıkladım. Şunu 2D yaptım. Şunu sağ üstte aldım. Şurada coin yazabilir. Eyvah. Ha. Bir tane daha duplicate ederiz. O da şurada 0 0, 0 0 olsun. Rengi de mavi olsun tıpkı şeydeki gibi. Tamam mı? Tabi böyle biraz daha sağ alınabilir şu şekilde. Şimdi 2D'den çıkardığımızda oyunda gördüğünüz gibi coin var. Birazcık çirkin gözüküyor. Farkındayım yapacak bir şey yok. Onunla ilgilenmiyoruz şu anda. Şimdi burada şu zaten referans olarak. Coin text referansı. Player'ın içindeki referansa şunu sürükleyeceğiz. Her aldığımızda artıracak artık şunlardan birkaç tane de kopya oluşturabiliriz denemek adına. Şimdi bakalım. Denediğimizde gördüğünüz gibi sağ üstte yükseliyor. Konsolda da zaten oradaki fonksiyonu tetiklediğimizi ifade edecek şekilde yazılar yazıyor. Şimdi istiyorsanız arkadaşlar şu coinlerin bir tanesi kalacak şekilde silelim. Player'ın içindeki şu player script'ini kaldıralım. Aynı şekilde buradaki coin script'ini de kaldıralım. Görsel kodlama kullanmak için bir tane buraya Visual Scripts isminde bir klasör oluşturdum. Daha sonra create dedikten sonra üstte Visual Scripting var. Burada script grafiği oluşturacaksınız arkadaşlar. Şuna layer dedim. Sonra burada bir de aşağı inerseniz zaten şu alt tarafta kafamı yana çevireyim. Video Scripting'de Script Machine var. Bunu koymanız gerekiyor. Kafam bundan sonra burada dursun kalan videoda. Sonra bunu buraya sürükledim gördüğünüz gibi ve açtım içini. İçini açtıktan sonra arkadaşlar yeni bir panel içerisinde zaten görsel kodlama tıpkı Blueprint gibi bir alan geldiğini göreceksiniz. Hiç gözünüzü korkutmasın. Şöyle alabilirsiniz. Ama ben şunu fark ettim. Böyle çalışmak biraz abes oluyor. Diğer şeyi şöyle aldım. Projeyi şöyle aldım. Kontrolörü böyle aldım. Bunu da şöyle aldım arkadaşlar. Bence tatlı oluyor böyle. Hatta şunu da van column yapıyorum. Daha iyi olması açısından. Bence böyle tatlı oldu yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Çift tıklayarak tam ekran yapabiliyorsunuz zaten. Bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar şöyle bir metot izleyebiliriz. Normalde biz ne yapmıştık? update'in içinde hareketi yapmıştık. İstiyorsanız script graph'ın içinde update nasıl çalıştırılır ona bakalım. Sağ tıklıyorsunuz. Zaten burada hepsi geliyor. Eventlere bastığınız zaman burada life cycle var. Yani oyunun döngüsüyle alakalı eventler. Burada zaten start, update, fixed update, late update, enable, disable ve destroy görürsünüz. Update'i aldım. Mouse'un orta tekerleği ile hareket ediyorsunuz burada. Update'te ne yapmamız gerekiyor bizim? karakter kontrolörü muvlatmamız gerekiyor. Şimdi karakter kontrol referansını almak hiç zor değil arkadaşlar. Zaten player'ın içine bağlı olduğu için karakter kontrolörü böyle getirirseniz böyle getirebiliyorsunuz direkt olarak. Aa sağ tıklayıp tabi karakter kontrolü yazıp zaten yanında ok olduğu için görüyorsunuz içindeki fonksiyonları. Buradan bulabilirsiniz veya move yazarsınız. Buradan da arayıp bulabilirsiniz. Rigid body'de bir move var gördüğünüz gibi karakter kontroldeki move'u buldum mesela. Şuradaki oku bağlayacaksınız. Zaten akış ifade ediyor. Şurada ne diyor? Bu objenin evet bu objeye bağlı olan hareket. Motion'da zaten vektör 3'ü aslında bunun. Yani şurayla hiçbir farkı yok. mu? zaten move'un içinde gördüğünüz gibi vektör 3 motion alıyor. Motion alıyor ismi de doğru. Bizim öncesinde ama bir vektör 3 tanımlamamız gerekiyor ki bunu oluşturalım. Onun için bir create vektör 3 diyelim. Tamam mı? Create dedikten sonra bu vektör 3'ü şöyle set diyelim. Set vektör 3. Bunun x'ini ve z'sini horizontal ve şey olacak şekilde ayarlamayı deneyelim. Bakalım. Normalde ne diyorduk? Get axis. Evet, get axis aldım. Axis'imin ismi ne? Horizontal ve X'e girecek. Şöyle bağlarsanız hatta bunu böyle yapmak zorundasınız. Bir de bunun aynısını Ctrl-C, Ctrl v ile vertikal diyeceğim. Bakalım çalıştırabilecek miyim? Ben de deniyorum aslında. Şöyle yaptım. Hem horizontali hem vertikal referansını aldım. Vertikali buraya horizontali oraya bağladım. Bundan sonra yanlışlıkla şurada bir şey oluşturmuşum. Bu oluşturmuş olduğum vektör3'ü aslında buraya bağlamam gerekiyor. Yani buradaki şu yanlış bir ifade o zaman. Hemen bakalım ne olabilir diye. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Şurada create vektör3 var mı? Burada var ama bu düzgün bağlayamıyor. Yani şurada da çıktı olması lazım. Add not deyip vektör işleri biraz araştıralım. Böyle görsel kodlamalarda arkadaşlar birazcık araştırmanız gerekiyor doğrusu. Set diyelim. Aslında bunu kullandık biz. Tekrar bir vektör 3 yazarak bir bakalım. Vektör 3 literal var değil tekrar geldim vektör için 3'ün içindeki fonksiyonlara bakıyorum create vektör 3 Evet buymuş gördüğünüz gibi ucunda da var bir şey setlememize gerek yok yani Hatta o zaman şunu da kullanmamıza gerek yok Şurada geleceğiz sıfırdan oluşturacağız ki zaten burada da aynısını yaptık baktığımız zaman create vektör 3 Şöyle bağladık. X'i horizontal, Z'si vertikal. Bunu buraya bağlayacağız. Ama çıktığında gördüğünüz gibi içine tam girerken time delta time ve move speed ile çarpmışız. Yani çıkan vektör 3'ü çarpmamız gerekiyor. Birincisini time delta time la. bakalım time delta time var mı? Get delta time gördüğünüz gibi var. İkincisi de speed. Tekrar bir multiply yapmamız gerekiyor. Baktım bulamadım bu arada yani iki tane aynı anda çarpma şeyi belki vardır. Emin değilim. Tekrar çarpacağız. Burada da arkadaşlar variable oluşturmak için objeye basıp buraya bir variable ismi girmeniz gerekiyor. Buraya move daha speed yazacağım. Bunun tipi zaten float olacak. Değeri de 5 olacak. Bunu böyle çektiğiniz zaman direkt eşitliyor. Şöyle çekip alta basarsanız da birebir aynı şekilde Unreal'daki gibi setliyor. Birincisi getiriyor. Düz basarsanız. Bu şekilde arkadaşlar artık aslında bir movement oluşturduk. Bunun güzel yanı görsel olarak bu şekilde debuglaya olabilmemiz. Bu arada gördüğünüz gibi variable'mız da buraya çıktı. Kafam birazcık küçültüp şuraya sığdıracağım galiba. Şimdi play'e bastığım zaman problem olmadan yine hareket edebildiğimizi görmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi normal kodumuz bağlı değil artık. Veriler gördüğünüz gibi geliyor. Bakın 0 geliyor. Ben hareket ettim. Bak x'e hareket ediyorum. Eksi 1 ve artı 1 geliyor şurada. Bakın şurada da şey geliyor. Bu sayede hareket edebiliyorsunuz. Daha sonra buradan dip, live debuglayabilirsiniz. Mesela 12 yaptım. Artırdım. Ve işin güzel yanı Buradaki sonucu mesela tekrar bir multiply yapıp mesela literal float e, var mı? Float. Float literal. 3. Mesela sonucu bir de 3 ile çarpacağım. Bakın bu normalde yapabildiğiniz bir şey değil. Şu anda teknik olarak 6 hızında hareket ediyoruz arkadaşlar. Az önceki 3 değil bu 9 mesela. Gördünüz mü? Ve oyundan çıktığınız zaman bu yaptığınız değişiklik kalıyor. Yani siz oyun açıkken de kod yazmaya devam edebiliyorsunuz. Live debugging deniyor buna. Bunun için normal C yapacaksanız çok para falan vermeniz gerekiyor. Yani ve kolay değil. Burada gördüğünüz gibi böyle basit şeyleri live debugging yapabiliyorsunuz. Tabi şuna gerek yok. Ve yaptığınız değişiklikler kalıyor bu arada çıktığınızda gördüğünüz gibi. Çünkü bu scene dependency yok aslında bunda. Şimdi aynı şekilde bunun coin olup olmadığını kontrol edecek fonksiyonumuzu yazalım. sağ tıkladım. On Collider'da zaten hatırlıyorsanız şu vardı. Şuradaki ile aynı aslında bu. Zaten isminden falan da anlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar yapmamız için normalde ne yapıyorduk? Bir if'in içinde compare tagini getiriyorduk. Yani collider'ın get game object deyip burada compare tag yazarsak gördüğünüz gibi var aslında hepsi. Compare tagimiz neydi? Coin. Buradaki çıkıntı boolean bu arada. Buraya if yazarsanız geliyor zaten. Eğer doğru ise ne yapmasını istiyoruz? Coin'in içindeki bir fonksiyonu çalıştırmasını istiyoruz. İstiyorsanız coin'i yazalım şimdi. Şimdilik ama şuraya şunu test etmek açısından destroy yazıp bu game objesini çarptığı game objeyi yok edebiliriz. Deneme amaçlı bu coin üzerine gittiğimiz zaman yok olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi yok oldu. Şimdi bu coin'e de özel bir tane visual scripting oluşturalım. Onu da şöyle oluşturalım. Buraya geldim aşağı indim visual scripting kısmına. Script machine dedim. Sonra buraya new dedim yeni oluşturması için. Sonra burada visual scriptlerin içine coin yazıp oluşturdum mesela. Oluşturduğum zaman bu şekilde gördüğünüz gibi normal kodmuş gibi start ve update'i de geldi hatta. Gördüğünüz gibi coin üzerine bu arada şöyle bir ikon çıkıyor. Aynı şekilde player'da da var o. Bastığınız zaman da direkt onun script machine'ine odaklanıyor. Şöyle de kitleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar bir şey yapmayacağız. Bir custom event oluşturacağız. Ha update'te de döndürecektik. Değil mi? Normalde nasıl döndürüyorduk? Transform rotate. Şöyle rotate yazdığım zaman direkt zaten buldum. Euler diyor. Bunu da create vector 3 deyip bunun y'sini mi döndürmüştük? Evet. Y'sini 90 ve time delta time ile çarpmışım ben. Onun için arkadaşlar burada direkt multiply diyeceğim. A'sı delta time, B'si de 90 olacak. İşte çarpmada zaten yerin bir önemi yok. Şöyle test edelim bakalım bu dönüyor mu artık? Evet, dönüyor zaten gördüğünüz gibi. Mesela burada siz elimle ben değiştirebilirim bunu. Problem olmaz. Bir de custom event oluşturmamız gerekiyor buraya. Normalde nasıl bir custom event oluşturmuştuk? Coin take diye. Burada da custom eventler şöyle oluşuyor. Eventlere bastım. Eventlerde aşağıda trigger custom event, custom event, unity event var. Bunlar değil. Custom event aslında. Gördük onu. Geri gel yavrucuğum. Ee, custom event. Custom eventin altına coin take yazacağım. İsimlendirmeyi böyle yapıyorsunuz. Burada aslında ne yapıyorduk? Normalde debug log yapmışız. Debug log da şöyle yazılıyor. Hiçbir farkı yok. Debug break değil. Log aynen şu. Şunu da arkadaşlar şuradan literal diyerek kullanılmayan variable'ları tek seferlik oluşturabiliyorsunuz. String literal diyeceğim. Buraya da diyeceğim ki coin text diyeceğim. Bunu da oluştururken aslında şey yapabilirim belki. Create uh, string value falan var. Bakalım birden fazla şey nasıl oluşturuluyor. Bu ne aslında? İlginç bir şey. String literal. Şöyle şunu çektiğim zaman ekleme gibi bir şey var mı? Sağ tıkla bu arada kabloları kırıyorsunuz. String'in içinde ne var? Compare'lar falan var. Karşılaştırmalar. Çok güzel. Formatlar var. Argüman falan var. Dur bu değildir ya. Böyle add gibi bir şey yok mu? Acaba ismi ne? İşte mesele ismini bulmak burada tamamen. Create string diye bir şey var. Bu değil. Bak kafama takıldı. Normalde çok önemli değil ama. Şöyle. Aha bu. Onket galiba. Ne demek bilmiyorum ama şöyle oluşturayım. Buradaki string arkadaşlar birincisi normalde ismiydi. Game object get direkt böyle bir şey varmış. Şu boşluk coin alındı. Sonra da destroy edecek kendini. Destroy. Bakın bir timely versiyonu bir normal versiyonu var. Burada da kendisi yine e, self yazınca bulabiliyor muyum? Dismiş. Tamam. Dur. Dis bu. Şimdi bunu çalıştıracağız. Şey tarafında parayı aldığımızda. Parayı aldığımız zaman arkadaşlar burada Trigger event diye bir şey var ya Trigger custom event. Bunu buraya ekleyeceğim. Event'in adını yazmam lazım. işte bunu birazcık şey kendi önermiyor. Yani senin direkt oradan bulman lazım. Aklında bulunması lazım buradaki event'in isminin coin take olduğunu. Eminim farklı metotları vardır bulmak için. Ben de bu arada yaklaşık olarak bir 15 dakika falan baktım hızlı öğrenirim bildiğiniz gibi sizlere nazaran şaka şaka. O nedenle şimdi obje olarak arkadaşlar bir tane şey referansı oluşturalım. Şu anki para, şu anki para integer olacak zaten. Bir de şey referansı oluşturalım. mesh pro olacağı için coin text oluşturalım. Bakın burada da farklı bir tipte. Bakın burada zaten var. mesh pro ugi Value'sunu da level'dan bu şöyle bulabiliyorsunuz. Bakın çok güzel. Direkt atabilirsiniz. Şunu şöyle. Veya buradan da yine bulabilirsiniz yani. Burada dikkat edin obje olacak. Graf değil. Bakın bu objeden bakıyor. Bu grafın içinden bakıyor. Lokal yani aslında. Bu scene'den bakıyor. Bu app'ten bakıyor. Bu da save diyor. Bunların hiçbir fikrim yok. Obje ama objeden yapacaksınız. Şimdi. Bunu triggerladıktan sonra current coin'i bir tane artırmamız lazım. Evet. Şuradan direkt bir yapabilirsiniz ama daha kolay bir şekilde eklemenin yolu vardır galiba. Add dediğim zaman ne var? Matematik. Aa, aynen. Ee, sonra da setleyeceğiz. Şöyle altla çektim. Şöyle gördüğünüz gibi eşitledim. Ya buradaki şeyler kafanızı karıştırmasın. This dedi. Yani bu grafın içerisindeki bu variable. Buradan değiştirebiliyorsunuz de variable'ları isterseniz. Yani obje blackboard'undaki tahtasındaki e, current coin ismindeki variable'ın bir artırdım şu anda. Artırdıktan sonra bir de bunun içindeki şeyi ya eminim set text diye bir şey vardır anladın mı? Bu kadar. Buradaki değeri de buraya bağlayabiliyorum galiba direkt. Çünkü bu da zaten artırılmış hali. Galiba yaptık arkadaşlar. Şöyle bir 3-5 tane klonunu oluşturalım. Bir de konsolu da açayım ki görün. Şöyle yukarıda çektim. Sizin görebilmeniz adına. Bakalım problem yaşayacak mıyız? Evet bir problem yaşadık. Sistem string'de problem oldu. Yani şunda bir problem oldu. Şunda. Şöyle yapabiliriz. Bunu çektiğimiz zaman burada geri geldiğimizde kod base'de Tm Pron'un içerisinde bir set text vardır. Yanlış set text almış olabiliriz çünkü set font, set overlay, set text. Evet, bunu almamıştık az önce. O yüzden muhtemelen. Tekrar bağlayalım. O otomatik olarak bu arada buradaki integer'ı şeye dönüştürüyor olması lazım. Bakalım. Şu çalışmıyor şu anda. Ne niye çalışmıyor? Bir bakalım. Galiba bunu dönüştürmek için direkt olarak dönüşmüyor çünkü bunun. Galiba o yüzden şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Deneyelim. Acaba şey mi dememiz gerekiyor? Bu string. Aynen, böyle dememiz gerekiyor muhtemelen. Bu ray ne demek bilmiyorum ama çünkü string'e normalde şöyle çeviriyoruz ya. Şöyle. Galiba o integer'ı zorluyor, kendi auto convert etmedi. Galiba anlarız. Yok, o da değilmiş. to sit drink bounce diye bir şey var yani çok ilginç şeyler var bu bir flat mı bu arada şunu deneyelim flat mı oluşturmuşuz yanlışlıkla Bir bunu deneyelim. Tamamen orada bir hata var ya. Aynen böyleymiş. düzeldi. Hatta burada şey de yazıyor. Current coin'in miktarı da yazıyor. Şey merak ettim. Buradaki referansı bağlayabiliyor muyuz? Bağlıyor olabilmemiz lazım. Çünkü bunun çıktısı dönüştürülünce artırılmış sayı. Aynen. Gördüğünüz gibi coin'i düzgünce yapıyoruz. Bunu da sağ üstte enkorlamadığım için böyle gözüküyor ama emelde gördüğünüz gibi arkadaşlar görsel kodlamada çok kolay. Peki şimdi size bir sorun var arkadaşlar. Görsel kodlamayla alakalı sıfırdan hiç kodlama bilmeyen veya bilip bunu öğrenmek isteyenler için 6-8 saat civarı bir Udemy kursu görmek ister misiniz? Bunu yorumlara yazın. Buraya kadar izlemiş olan arkadaşlara da anlamış olurum. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde yaklaşık 30 dakika içerisinde sıfırdan. Bu arada çok da hatırlamıyordum gördüğünüz gibi. Yani bir düşündüm bir tık yani. Yaparken problem olmadan yaptık. Oldukça da basit. Bir sürü özelliğini de aslında göstermedim. Böyle seçtiğinde falan gruplama falan var böyle. Hangi tuşlu oluyor bilmiyorum ama not falan da yazabiliyorsunuz bu arada normal. Sağ tıklayıp sticky not falan da yazabiliyorsunuz. İlginç şeyler var yani. Direkt ee, bir Unreal Engine Blueprint kullanı demek doğru olmaz. Ha, i̇lginçtir bu arada birden fazla start falan da oluşuyor. O çok ilginç bence. Burada şeyler falan ama güzel bir öğrenme de olur diye de düşünüyorum ekstra. Şu da ilginç. Normalde mesela senin bilmediğin eventleri burada araştırırken bulabilirsin mesela. Anladın mı? Mesela burada life cycle'ın içerisinde disable ve enable'ı pek kullanmıyorsundur. Orada mesela alışkanlık edinirsin gibi. On start duplicate oluyor böyle. Hepsi de çalışıyor. Onu da denemiştim. İzlediğin için teşekkür ederim. 6-8 saat civarında sıfırdan bir Unity Video Scripting Görmek istiyorsanız benden arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan hepsini yaptık. Eminim faydalı da olacaktır birçok arkadaşınız için. Özellikle kodlamada zorluk yaşayan ve görsel kodlama öğrenmek isteyen ve Unity kullanmak isteyenler için. Siz ne diyorsunuz? Merakla bekliyorum arkadaşlar. Bay bay.